Merhaba değerli seyircilerimiz, hoş geldiniz. Ekranlarınızın karşısına Bir Kent ve Ekonomi programıyla daha Manisa Televizyonu ekranında canlı yayında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün yine kent yönü daha ağırlıklı bir sohbetimiz olacak. Ekonominin biraz daha dışında bırakacağız. Sosyal yönleri ve boyutları çok daha yoğun bir sohbetimiz olacak. İzmir depreminin sonrasında özellikle yaralar sarılmaya devam ediliyor biliyorsunuz. Haber programlarımızda, bültenlerimizde, canlı yayınlarımızda tüm bu önemli bilgileri, haberleri, güncel gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Malumunuz yine Bayraklı bölgesinde şimdi bir konteyner kentte kuruluyor. Depremzedelerimizin, afetzedelerimizin bu süreci en az psikolojik travmayla, hasarla atlatabilmeleri ve tüm ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Kızılay'ın da aralarında bulunduğu pek çok kamu kurum ve kuruluşu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ilk günden hatta ilk dakikadan itibaren tam anlamıyla seferber oldular ve İzmir depremine dönük sosyal destekler de adeta bölgeye yağdı dersek çok da abartılı bir ifade kullanmış olmayız diye düşünüyorum. Bugün deprem sonrası özellikle Kızılay'ın bölgedeki konularını ve desteklerini konuşacağız. Konuğumuz Türk Kızılay'ı Konak Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömür Şanlı'yla. Ömür Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum. Ben de size çok teşekkür ediyorum kırmayıp geldiğiniz için. Tabii İzmir depreminin duyulduğu andan itibaren siz de Kızılay'ın diğer şubelerinin olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım ve desteklerle birlikte profesyonel bir ekipman ve destek sağlamak üzere bölgeye intikal ettiniz. Orada da canlı yayınlarımızda sizlerle birlikte olduk. Birazdan onun da görüntülerini paylaşacağız sevgili seyircilerimize sohbetimizin akışı içerisinde ama öncelikli olarak bir Kızılay mensubu olarak ve özellikle de bugüne kadar tabii iş insanı olarak da İzmir'e önemli hizmetlerde bulunmuş, sivil toplum kuruluşlarında önemli görevler yürütmüş bir İzmir aşığı, gönüllüsü olarak hepimizi çok çok üzen bu deprem sonrası ilk görüntüyü gördüğünüzde ne tip duygular uyandı sizde ve destek manasında o oluşan ilk refleksi Kızılay Konak Şubesi olarak bölgeye o ilk gidiş anınızda karşılaştığınız manzarayla nasıl bir destek sürecini başlattığınızı dinleyerek isterseniz sohbetimizi yürütelim. Öncelikle geçmiş olsun diyorum tüm İzmirlilerimize. Rabbim bir daha yaşatmasın. Amin. Süreçte ben şubemdeydim. Hı hı. Tam deprem anında şubedeydiniz. Deprem anında şubemdeydim. Evet. İşte o günün çalışmalarını yapıyoruz. Çünkü rutin işlerimiz var. Tabii. Gıda yardımı yaptığımız, yönetim kurulu arkadaşlarımıza karar aldığımız, burslar verdiğimiz, karar aldığımız şeyler vardı. O anda biz şubede yakalandık. Tabii ki bir heyecan, bir panik hepimizde olduğu gibi olmuştur. Evet. Daha sonra ben anında inerek şubemden direkt bizim afet koordinasyon merkezimiz var. Doğanlar'da? Yok, bizim Burca'da. Kızılay'ın kendi afet koordinasyon merkezi var. Evet. AFAD'ı ayrıdır. Bizim afet koordinasyon merkezi. O İvaliliğin değil mi? Tabii, koordinasyon merkezi. Afet koordinasyon merkezime hareket ettim. Çünkü nerede ne olduğunu orada bizim daha birimlerimiz var. Anında hangi bölgede. Veriler o hemen tabii akıyor. Oraya geliyor. Evet. Anında hangi bölgeye hareket edeceksek veya o bölgeye yakın şube arkadaşlarımızdan direkt itibar kuruyoruz. Ben de direkt orayı 15. dakikadan sonra oraya hareket ettim. Geçtiğimizde de bir yarım saat geçmişti zaten. Zaten bir öncü grubumuz da afet koordinasyon merkezimizdeki hem Seferihisar bölgesinde hem de Bayraklı bölgesinde daha fazla yoğunluğun olduğunu haberini aldıktan sonra onlar oraya hareket etmişlerdi. Biz zaten lojistik kısmındaydık. Aynı zamanda bizim afet biriminde de işte bu kurtarma grupları gibi işte çadır kurulmaları gibi AFAD'la koordineli çalışan bir grubumuz da var. Oraya geçtikten sonra yoğunluğun Bayraklı bölgesi ve Seferihisar'da olduğunu ama Seferihisar'da can kaybının fazla görülmediğini ama işte yıkılan binanın da fazla olmadığını, işte sadece denizin kavarmasıyla gelen o gelgitten birçok zemin kattaki bir vatandaşımızın bu olarak öldüğünü maalesef öğrenmiştik. Zemin kattaki işletmelerin işte çamur vesaire oluşturduğunu, deniz suyu altında kaldıklarını ama ağırlığın Bayraklı bölgesinde olması gerektiğini söylediler. O anda biz devam Bayraklı bölgesine hareket ettik. Siz ilk anda Bayraklı bölgesinde o tarz bir yıkımın olduğunu hayal ettiniz mi, düşündünüz mü? Yoksa ya, siz de beklemiyor doğal muydunuz? Doğal olarak aklına geliyor. Ben Bayraklı değil, İzmir'in birçok yani işte
Konak bölgesinde de olabileceğine kanaatini getirdim. Özellikle o sahil kesiminde. Çünkü çok büyük bir sarsıntı yaşadım. Aynen, aynen. Çünkü şubemde de ben Konak Alsancak bölgesinde benim şubemde aynı zamanda. Orada da o sallantı gördükten yoğun sonra yoğunluğu dedim ki Allah korusun yani inşallah yaşamayız ama bu bölgede de yıkım olmuş olabilir. Şeyler olmuş olabilir. Evet. Çünkü tarihi binalar da var biliyorsunuz. Doğru. İşte birçok şeyler var. Onlar dedim aklıma ilk gelen yani bu bölgede de olacak ama Bayraklı bölgesinde daha fazla yoğunluğun olduğunu arkadaşlarımız ilettikten sonra biz oradan anında Bornova şubemiz, Karşıyaka şubemiz, İzmir şube ve ben koordinör olarak hemen o bölgeye hareket ettik. Kendi içimizde hemen koordinasyon yaptık. Hangi bölgelere, hangi şube daha fazla yoğunluk vereceğiz? Gönüllülerimiz başladı bizi aramaya. İlk zaten onlar başladı. Gönüllü, kendi bünyemizde olan gönüllülerimiz var. Bir de gönüllü olmak isteyen birçok duyarlı İzmirli bizleri aramaya başladı. Anında biz o bölgeye hareket ettik. O bölgelerde de işte görev dağılımı arkadaşlarımızdan yaptık. Hangi bölgeye daha yoğunluk vereceğiz. Ondan sonra o görev dağılımından sonra Kızılay'ın çadırlarını kurduk. Daha sonra da işte hem Büyükşehir'in hem AFAD'ın da çadırlar kurulmasını bekledik. Onlar çünkü biliyorsunuz AFAD ve Büyükşehir çadırlar kurduktan sonra biz lojistik kısmında yer alacaktık. Ondan sonra görev dağılımından sonra onlara başladık. O süreçte tabii ki yani hem Büyükşehir Belediyesi olsun, ilçe belediyeler olsun özellikle Manisa Büyükşehir Belediye'miz onda aynı şekilde ekipleri geldiler. Hala da devam ediyor yani o çalışmalarımız. Doğru, ben ayrı teşekkür ediyorum Manisa Büyükşehir Belediye'mize de gerçekten duyarlılığından, her gece orada sıcak çorba çıkarmasından ve birçok desteğinden dolayı kendilerine Manisa itfaiyesine orada arama kurtarmalarda da yer aldılar onlar da kendilerine. Biz bunları sağladıktan sonra biz ilk defa hatta birçok teşekkür aldık. Yani AKUT'tan, AFAD'dan, diğer itfaiye gruplarından, işte Manisa'dan olsun şeyden özellikle Bursa itfaiyesinde İstanbul. Biz dedik ki ne yapabiliriz bölgede? Evet, evet. Bugüne kadar yapılmayan bir şeyi yaptık aslında. Nedir o? Yani bir ilk şeyi, galiba değil mi? Biz aynı zamanda birçok biliyorsunuz şehir dışından gelen bölgelerin işte arama kurtarma ekiplerinin çadırları vardır. Neden? Devriye, vadiye usulü görev değişikliği yapıyorlar. İşte bir grup çalışıyorken bir grup orada hazırlık yapıyor, dinleniyor. İşte biliyorsunuz sonuçta kurtarma ve toz kalkmasın diye de su atılıyor oraya bir şey. Ve birçoğunda ıslanıyor çoraplarından tutun şey. Biz ilk defa dedik ki her çadıra Kızılay gönüllülerimizi dedik ki her çadırdan siz sorumlusunuz. Evet. Buraya geleceksiniz. Vadiye değişikliğinde iş çamaşırı çadırından çorabına kadar oraya battaniyesine kadar bütün çadırlara tedarik ettik ve orayı koyduk. Her nöbet değişiminde değişmedi. Yenilendi bunlar. Sıfır. Evet, bu devamlı. Gerçekten de benim de ilk kez duyduğum bir destek. Yani ilk defa biz de birçok işte dediğim gibi arama kurtarma ekiplerinden de bir teşekkür aldık. Dedik ki ya biz bugüne kadar birçok bölgeye deprem bölgesinde arama kurtarma ekibi yaptık ama ilk defa İzmir'de böyle bir şey gördük dedim. Ben de ayrı bir keyif aldım. Doğru bir şey yapmışız dedim. Yani ilk defa çünkü sonuçta onların emeği çok. Onların emeği ödeyemeyiz hakları yani kuşkusuz. Allah onlardan razı hepsine, olsun hepsine. Çok emek verdiler aynı zamanda işte onların biliyorsunuz o bölgede lojistiğini veriyoruz gıdasını ve 3 öğün yemeklerini veriyoruz biz hem arama kurtarma ekiplerinin hem de oradaki kurulan çadırlara yerleşen ailelerin de 3 öğün hala da 3 öğün yemeklerini veriyoruz. Bu kesintisiz bir şekilde devam ediyor değil devam mi? Ediyor evet. Çünkü biz şimdi birçok sivil toplum kuruluşu ve çekilecek ama biz kızıl olarak devam edeceğiz. Yani o şu anda konteyner kent kuruluyor biliyorsunuz. O konteyner kentte sanıyorum de sanıyorum 500 adet konteyner geldi. 1000'e yakın şu anda kurulacak ve 22'sinde teslim edilecek bunlar. Şimdi biz devam edeceğiz. Yani sonuçta bu yine Bayraklı'da Adalet Mahallesi'nde. Tabii kuruluyor. O bölgede devam ediyor. Seferihisar'da da bir kurulacak. Süreçte devam ettik ve hala da o bölgede de bazı mağdur olanlar var. Onlara destek oluyoruz ama ağırlığımız şu anda Bayraklı Manavkuyu bölgesinde. Orada da hala da aynı bir yandan da işte görüyoruz. Evet. Kurulacak konteyner kent gayet de modern. Çok değil mi? Standartlar bir oda duşlardan oluşan. Tabii içinde mutfağından tutun, duşundan tutun işte oturma. En azından şu kış aylarında bir ailenin. Aynen soğukta iklim şartlarına göre de korunabilecekleri. Evet. Yani çadırlar bir yere kadar koruyabilir insanı. Tabii ama yarım gün yağmurlarda yağışlarda. Yağmur ve soğuk. Çünkü bir de şu var. Çadırlara zaten içinde şey kuramıyoruz. Ya elektrikli soba veya normal soba yangın kuramıyoruz. Ama burada var. Dolayı. Yangın riskinden dolayı. Ondan bu daha sağlıklı olacak. Zaten kesinlikle. O süreç içinde de birçoğu şu anda çadırlardan yavaş
yavaş kademe kademe boşalmalar başladı. Doğru, doğru. Nedir? Devletimizin aldığı bir karar var. İşte siz anlaşın, kiranızı tutun, biz kirasını vereceğiz. İlk etapta 30 bin lira bir maddi yardım yapıyor. Hem kirasını ödüyorlar hem de bir 30 bin lira da ağzınızdan eşyasını alsın. Daha sonraki aşamalarını yine devletimiz bir şekilde temin edecek. Ama biz şu anda oradayız. Hem bu konteyner kent kurulduktan sonra yine oradayız. Şu anda da çadır bölgelerinde de diğer arkadaşlarımızla beraber şu anda 3 öğün yemeklerini veriyoruz orada. Onun haricinde işte insanların iç çamaşırından, kış şartlarına göre kabanından, ayakkabısından vesaire. O an neye ihtiyacı varsa? O an neye ihtiyaç varsa onları da karşıladık. Evet. Battaniyesinden, yastığından, yatağına kadar hepsini karşıladık. Şunu söyleyebilir miyim Ömür Bey? Tabii Allah bir daha inşallah yaşatmasın. Böyle bir afeti ülkemizde değil, dünyanın hiçbir coğrafyasında yaşatmasın. Temennimiz bu. Duamız her zaman budur. Ama bir deprem ülkesi olduğumuz için realiteyi konuşmak gerekirse de tabii ki bundan sonraki süreçlerde de Türkiye'nin dört bir yanında ne yazık ki bu olayların bir potansiyel tehdit oluşturduğu gerçeği var karşımızda. Ben İzmir depreminden sonra kamu kurumlarının, özel sektör işletmelerinin, özellikle STK'ların, meslek odalarının çok kısa bir süre içerisinde İzmir Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere tabii onların himayelerinde, önderliğinde ve en tepe çatı kuruluşu olarak da işte İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığımızdan tutalım aşağıya kadar silsile olarak gelen bakanlıklarımızın her birinin kendi görev, yetki ve sorumluluk alanlarında çok kısa bir sürede koordine olduklarını, işbirliği içerisinde girdiklerini ve bunun da özellikle Türk halkının tabii bir feraseti var bu konuda. Çok ciddi bir dayanışması var. Zor günlerde kenetlenmesi var. Bölgeye adeta destek yağdı. Bunu kendi gözlerimizde de gördük. Doğru. İhtiyacın çok çok ötesinde. Mesela bir kan acaba ihtiyacı olunabilir mi gibi sosyal medyada hemen biliyorsunuz ilk etapta bir takım paylaşımlar yapılır ama Kızılay'ın kan stoklarının bile belki hiç olmadığı kadar değil mi ihtiyaçtan fazla kanın da olduğu bir süreç yaşadık. Aynen. Bu da belki aslında bir ilkti. Allah bir daha yaşatmasın ama aslında iyi bir sınav verdik deprem sonrası. Evet aynen yani. Aynen. Bütün kamu kurumları, kuruluşlar, sivil toplumlar, STK'lar dediğiniz gibi iyi bir sınav verdik burada ve birlik içindeydi. Ayrışma dönemi değildi zaten. Bu kenetlenme dönemiydi. Herkes kenetlendi. Dediğiniz gibi de Rabbim yaşatmasın ama bu sonuçta bu ülkemizde var olacak bir şey. Gerçek, yani evet. Gerçek. Maalesef. Biz hazırlıklı olmamız lazım. Aslında biz Türk toplumu olarak da ben bazen onu da diyorum. Yani ben kendimden de düşünüyorum. Acaba diyorum hiç eşimden bugüne kadar deprem öncesi senaryosunu konuşmadık. Yani Allah korusun bir deprem olursa olsa o an için ne yapmamız lazım? Yani? O paniği nasıl yöneteceğiz o krizi değil aynen, mi? Aynen nasıl yöneteceğiz? Ne yapmamız gerekiyor? Aslında yaşam üçgeni diyoruz, konuşuyoruz ama yani kaçımız o an bunu akıl edemiyoruz yani veya yapamıyoruz? Ailelerimizden bunu aslında konuşmamız lazım. Çocuklarımızı bu şekilde eğitmemiz lazım. Çocuklarımızdan, ailelerimizden deprem anında ne yapılabilir, nasıl davranmamız lazım? Paniği üzerimizden atma ama şimdi biz mesela biz de şu da gördük. Biz gönüllerimizi İzmir Şube Başkanım'la onu konuştum. Dedim ki ya biz gönüllerimizi en azından ilk yardımı öğretmemiz lazım. Böyle bir sınıflıklarımız olacak. Gençlik merkezi şu an açacağız. Doğru. Nasipse doğru. En azından doğru. Dedik ki yani deprem öncesinde gönüllerimize ilk yardımı öğretelim. Allah korusun bir şey olduğunda Manisa'da olur, Aydın'da olur, farklı bir bölgede tabii ki Rabbim vermesin ama en azından hazırlıklı olalım. En azından bu çocuklar ilk yardımı ve orada ne yapması gerektiğini. Mesela biliyorsunuz kurtarma yapılan alanda biz lojistiğini veriyoruz, yemeğini veriyoruz ama çocuklarda baret yok. Evet. Onu bile mi düşünemiyorsun? Evet. Aslında tabii. Şu an bunu da gördük. O an onu ki, akıl edemiyor insan. Evet, ama o bölgede bir tecrübe oldu. Arama kurtarma ekiplerine yemeğini veren, çayını, kahvesini verecek arkadaşlarımız en azından o bölgenin çocuklarına bir baret olması tabii, lazım. Allah korusun bir kazanda bir beton parçası fırlasa oradan fırlayabilir. Bunu bile düşünmeye başladık. Tabii. Yani bu bile bize artık dedik ki biz o bölgede hareket edecek gönüllerimize bunu yapalım. Diğer bölgelerde çadır kentlerdeki gönüllerimize farklı eğitim verelim. En azından ilk yardımından tutun farklı şeyleri ve bir şey olduğunda da en azından aradığımızda kim hazırsa biz bunların ulaşımından oradaki konaklamasına kadar karşılayalım. Şimdi Ömür Bey, ilk yardım zaten apayrı bir program konusu olacak. Ama burada da yeri gelmişken ben sizin de deneyimlerinizi ve görüşlerinizi sevgili seyircilerimizle paylaşmak isterim. Yarın da bu arada Özlem Hanım gelecek biliyorsunuz. O da Manisa Kızılay'ından özellikle Buse Has Yılmaz kardeşimizin kurtarılması anında çok profesyonel çok adımlarıyla Türkiye'nin de hep takdir ettiği bir isimdi. Yarın da gündem özelde onunla konuşacağız. Tabii o daha ilk yardım uzmanı olduğu için bize teknik olarak da bilgiler verecek ama ilk yardımın biz hep hayat kurtardığını söyleriz. İlk yardım küçücük bir ilk yardım bilgisinin bile
o anda soğukkanlı kalabilmenin, bir suni teneffüsün, bir kalp masajının veyahut da işte o an hastanın boynu kırılmış olabilir ya da yaralının diye onu hangi doğru pozisyonda ambulansa taşıyabilmenin, bunların dahi doğru bilinmesi bir hayat kurtarıyor. Evet. Biz bunu yıllardır slogan olarak söyleriz ama afetler oluyor bitiyor, kazalar oluyor bitiyor. Evet. O duyarlılığımız ne yazık ki kayboluyor. Yani artık ilk yardım konusunun Türkiye'de belki de bir müfredata girebilecek, belki de bir zorunluluk olabilecek, belki de bir sertifika sonucu bütün iş yerlerinde zorunlu bir eğitime dönüştürülebilecek bir hale gelmesini bir vatandaş sorumluluğu olarak rica ediyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Katılıyorum. Yani gerçekten öyle olması lazım. En azından işletmelerde dahil bu tür ilk yardım yapabilecek, anında müdahale edilecek personel istihdam edilmeli. Personel istihdam edilmesi lazım. Aslında esnaf odalarıyla, ticaret odasıyla bu görüşülerek işte bu böyle bir şey eğitimde verilebilir çocuklara ve birçok işletme bölgelerinde. Ben bir dönem önce kordonda şunu düşünmüştüm. Özellikle hafta, çarşamba ve cumartesi günleri en azından bir firmayla anlaşalım, bir en azından bir ambulans orada tutalım diye. Hani insanların duyarlı olduğumuz insanların sağlığını düşün. Tabii ki vermesin. Bir güven verir her şeyden önce. Yani, bizim mesela böyle bir projemiz vardı ama en azından bunu bir tık yukarı dediğiniz gibi en azından her işletmede bir kişi bilse yine yeterlidir. Yani en azından okullarımızda ders olarak yani zorunlu bir müfredat işte, dersi olarak okutulsa çok yararlı olur. Nasıl varsa okulda da bir çocuklarımıza dediğiniz gibi bir iki kişiyi öğrettiğimizde en azından mesela bizim çocukluğumuzda da vardı hep Kızılay Kulu. Kızılay Kulu olan arkadaşlarımız vardı. Aynen. Teori olarak alıyorduk bilgiler ama yani pratikte tabii çok fazla bir şey öğrendiğimi söylenemezdi. Ya şimdi bakın Kızılay, hep insanlar Kızılay dediğinizde bugün vatandaşlarımıza sokakta bir röportaj yapsanız Kızılay nedir deseniz ilk iş kan derler. Doğru. Aslında Kızılay'ın dediğim gibi veya işte Allah korusun deprem olduğunda çadır kuran, işte o dönemde çorbasını, işte sıcak çorbasını veren, yemeğini ama veren bundan ibaret bir kurum değil. Olmadığını şu anda biz onu şey yapıyoruz. Çünkü neden? Kızılay size aslında bir aileniz kadar yakın. Ben hep onu söylüyorum. Kızılay size bir aileniz kadar yakın. Biz ne yapıyoruz? İşte öğrencilerimize burs veriyoruz. Birçok aile bunu eğitim bilmiyor. Bursları var. Eğitim burslarımız var. Seminerler düzenliyorsunuz. Gıda yardımı yapıyoruz. Her sene yıl boyunca gıda yardımı yaptığımız, işte ihtiyaçlı olan aile ve sosyal politikalardan, belediyelerimizden, kaymakamlık, valiliklerden aldığımız bilgiler doğrusunu, ihtiyaçlı olan, tespit edilen ailelere biz gıda yardımı yapıyoruz. Denize olmayan yerlere balık bile gönderdiğinizi biliyorum ben evet, mesela. Evet, biz dedik ki böyle bir proje de yaptık. Denize olmayan bu köylerimizde çocuklarımıza balık projesi yaptık o dönemde. Sağlıklı mesela beslenebilsinler. Sağlıklı beslenme. O lezzetle tanışabilsinler. Diye böyle bir proje yaptık. İşte önümüzdeki pazar günü bir ailemiz aradı, Seferihisar'dan bir teyzemiz. Dedi ki ya benim dedi 70 kök ağaç şeyim var, mandalinam var dedi. Ben bunu dedi bağışlamak istiyorum dedi. Peki böyle bir şeyiniz olur mu? Dedim ki ne yapabiliriz arkadaşlarla oturup? Dedim ki ya şöyle yapalım, ben de aile. Hemen yönetim kurulu arkadaşlarımız, gönüllülerimiz önümüzdeki pazar gidelim. İlk defa böyle bir şey yapacağız. Mandalinalar biz toplayalım. Bunları da hem deprem bölgesinde hem de ihtiyaçlı olan ailelere dağıtalım. C vitaminine bile en çok ihtiyaçlı olan kış aylarında böyle bir etkinlik yapacağız. Yani kendi içimizde hemen böyle bir etkinliği de başlattık mesela. Yani aslında talepler de sizi yönlendiriyor. Tabii ki. Tabii değil ki. Yani gelen fikirler, projeler. Aynen gelen şeyde hemen böyle bir şey yaptık. Ve işte dediğiniz gibi geçen dönem mesela Diyarbakır'dan, Van'dan veya özellikle Atatürk'ün babasının doğduğu Kocacık biliyorsunuz Makedonya'da. O Ali bölgenin zaten, Ata Lisesi ve Atatürk İlköğretim Okulu var o köyün orada. Oradan mesela bize geçen dönem mektup geldi, davetiye geldi. Dedi ki oradaki köy müdürümüz okulların bizim dedi burada ihtiyaçlı olan çocuklarımız var. Kırtasiye yardımından işte ayak botundan montuna kadar Kızılay olarak siz bunları karşılar mısınız? Tabii ki dedik, niye olmasın dedik. Hem de dedik ilk defa 29 Ekim'de geliriz, bir tören yaparız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı orada kutlayalım dedim. Olur mu dedim? Çok iyi olur dedim. Şunu söylesem yanlış olur mu? Yani dediğiniz gibi imaj olarak daha çok kan bağışıyla ilişkilendirilen, özdeşleştirilen Kızılay son yıllarda sosyal destek anlamında. Aynı. Yani devletin de sosyal yardımlar, sosyal devlet yönü var. Belediyelerin de sosyal belediyecilik anlamında hizmetleri var ama siz de Kızılay olarak böyle bir misyonu sanki daha fazla üstlenmeye başladınız. Aynen. Gözlemlerim bunu yavaş yavaş bunu yapmaz. Tabii biz biraz da sosyal medyada ve eksikiz. Yani bunu tam anlatamıyoruz. Çok anlatmıyorsunuz gibi geliyor bana. Aslında bunu anlatmak lazım. Evet. Kızılay'ın 152. yılını kutluyoruz.
Yani 1868. 1,5 asırlık biçimlerden bahsediyoruz. Tabii ki Hilal Amer'den Kızılay'a kadar. Evet. İşte 1934'te Atatürk Kızılay ismini koyuyor. Bakın Atatürk'ün bir emaneti. Sahip çıkmamız lazım Kızılay'a. En önemli miraslarından 192 ülkede temsilciliklerimiz var. Baktığın zaman. Ülkemizi temsil ediyor uluslararası arenada. Ülkemizi temsil ediyor. Ay yıldızımızı evet. temsil ediyor. En başta o. Baktığınız zaman Türkiye'yi temsil ediyor. Atatürk'ün kurduğu bu Kızılay'ımıza sahip çıkmamız lazım. Çok haklısınız. İşte ne yaptık? Gittik evet. orada. O öğrencilerimize hem kırtasiye yardımlarını yaptık, hem giysilerini ve 29 Ekim törenleri yaptık orada. Bakın. Evet. Ülkemizi orada temsil ettirdik. Şimdi ben mesela bizim bir projelerimizden biri de sosyal marketler. Yani biz diyoruz ki sosyal marketler açalım. Evet. Şimdi o sosyal marketlere ben de gelecektim. Çok değerli bir konu. Hemen orada bir virgül koyalım. Bir reklam aramız var. Reklamı bir izleyelim izin verirseniz. Reklamların sonrasında o sosyal marketler ne var içeriğinde? Hangi kurumlarla işbirliği yapılabilir? Belediyeler bu anlamda sizinle ne kadar paydaş olabilir ya da oluyor? İzmir'den belki birkaç örnekle bize anlatabilirsiniz. Sonrasında ben tabii bir Kızılay gönüllüsü olmak istiyorum. Diyelim ki normal zamanlarda da yani çok şükür bir afetin ya da bir olağanüstü mücbir sebebin olmadığı dönemlerde de çalışıyorum, bir mesleğim, işim var ama örneğin hafta sonları ya da boş zamanlarımda Kızılay'a ne tip bir katkıda bulunurum diye düşünüyorum. Gönüllü olmanın da kriterleri vardır mutlaka sizler için. Onları da programımızın ikinci bölümünde konuşalım isterim. Değerli seyircilerimiz, Kent ve Ekonomi programında Ömür Şanlı bizlerle birlikte Türk Kızılay'ı Konak Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı, stüdyomuzda konuğumuz, canlı yayınımızda. Kısa bir ara için izin isteyelim. Aranın hemen sonrasında İzmir depremi sonrasında bölgeye sağlanan sosyal destekleri konuştuğumuz gibi Kızılay'ın da değişen yapısını, zihniyetini ve geleceğe dönük vizyonunu da yine anlamaya, algılamaya gayret edeceğiz. Lütfen ekranlarınızın karşısında reklam sonrasında da bizlere eşlik etmeyi sürdürürseniz efendim.